Yoruldun Cemal ha. Ne yapacaktık, başka çaresi mi vardı yani? Ama hakkını yememek lazım Cemal ha. Asi kenarında kuzu çevirip az kaçak viski içmedik. Kim bunlar? Soralım. Garson. Kimmiş? Buraların ünlüsü Mahmut. Eski tefecilerden o ölmüş. Onun ruhuna toplanıyorlar. Tanır mıydın? Kim olduğunu iyi bilirim. Yeğeni Demir Efendi'ye mal satmışlığım var, satacaklarımdan gayrı. Ya bir de böyle bir dünya var. Tüm malı mülkü çiftlikten çıkma o kadına kalacak şimdi. Süheyla. O kadının adı Süheyla. Koyabilir miyim? Tabii gel. Hep abime bir şey olacağından korkardım. Eniştem hep takılırdı bana. Küçüklüğümden beri sözler verip dururdu. Merak etme, ben hiç ölmeyeceğim derdi. Tanrı'yla konuşup izin aldım. Onun bir meleğini yeryüzünde ben koruduğum için özel iznim var derdi. Nasıl da inanırdım. Ben de eniştemin seni koruduğunu bilirdim. İçim hep rahattı. Onsuz her şey daha zor olacak. Neyse ki her zaman teyzem var yanımızda. Abin çok üzülüyor. Hadi biraz uyumaya çalış. İstersen ben kullanayım. Sen de iyi görünmüyorsun. Demir. Ha? İyi misin? İyiyim. Sen de uyu istersen. Yorduk seni de. Yok. Ben yorulmadım da... Meleğin üzüntüsü beni de etkiledi. Melek'le ne kadar farklısınız. Melek. Canım benim. Hem farklısınız... hem de ikiz gibi. Hani ikizler öyle olurmuş ya... birinin acısını... öbürü uzakta olsa bile hissedermiş. Hisseder. Ben de hissederim. Her çocuk neşeli çığlıklarla büyümüyor. Kaybetmenin acısı o kadar küçükken yüreklerine giriyor ki. Belki de bu yüzden birbirinize çok sıkı tutunmuşsunuz. Tutunduk. Başka çaremiz yoktu. Çünkü bırakırsak... azgın sular sürükleyip ikimizi ayırır diye korktuk. Hoş geldiniz Demir Bey. Başınız sağ olsun. Ben Hamit. Teşekkürler Hamit Bey. Enişteme yardımlarınız için özellikle teşekkür ederim. Evinizi açtınız. Lafım olur. Bu eşim Hamiyet. Başınız sağ olsun. Bu da oğlum İbrahim. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Hadi kızım. Süheyla seni sorup duruyordu. Metin ol yavrum. Gel Asi. Teyzemle tanışacaksın. Süheyla Hanım'la. Gel baba. Demir Bey başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben birazdan geleceğim. Hiç kolay değil. Şöyle. Başınız sağ olun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Bir eksiğiniz varsa hiç çekinmeden söyleyeyim. Siz merhumun nesi olurdunuz? Allah sağ olsun. Ben mi? Ne çiftliklerimiz yan yana. Hmm.
Demir. Güzel. Hiç acı çekmedi Demir. Derin bir uykuya daldı sanki. Başımız sağ olsun. Sen iyi misin? Söylemedikleri vardı. Son ana bırakılmış sözleri vardı. İçerisi hala çok mu kalabalık? Asi nerede? Salonda. Önce size bakmak istedim. Asi? İhsan Bey'in kızı. Abimin çiftlik komşusu. Ben rica ettim, kırmadı. Öyle mi? Asi. Teyzemin odasına gelmek ister misin? Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Yol boyunca omzunda uyuyup kalmışım. Omzunu çürüttüm. Kuş gibiydin. Kibarlık göstermişsiniz. Onca yolu meleğin bir ricasıyla gelmişsiniz. İhsan amcadan ben istedim. İhsan amca mı? Çok kibar bir bey. Doğrudur. Kozcuoğlu ailesi büyük bir aile olarak bilinir. Kozcuoğlu terbiyesi diye bir şey vardır. İngiliz çizme giyer, çevresindekilere siz diye hitap ederler. Tarlada yürürler ama nedense pantolonlarının ütü izi hiç bozulmaz. Tozun, çamurun içinden geçerler ama dışarıdan baktığında tertemiz görünürler. Teyze, sanırım çok yorgunsunuz. Sen de mi uyuyamadın? Demek sonunda Mahmut öldü. Hep Süheyla'nın yüzünü, onun yüzünü hatırlamaya çalışıyorum. Sesini hatırlıyorum. Ama bir türlü yüzünü hatırlayamıyorum. Keşke benim için de öyle olsa. Günlerdir çevremde sanki. Kafamı çevirsem... Onu görecekmişin gibi geliyor bana. Döner gelir mi? Mahmut öldüğüne göre bir devirde kapandı. Bir set kalktı Süheyla'nın önünde. Çok da zengin olmuş. Neden gelsin ki buraya? Umut edelim ki... geçmiş onun boynunda... bizdeki kadar büyük bir ağırlık yapmış olmasın. Bugün melek kız ortalıklarda öyle koşturunca... O çocuk hepimizin diyetini koluyla ödedi. Bizi size kim böyle tanıttı bilmiyorum. Ama kardeşim Defne'nin sizinle tanıştığı zaman edindiği izlenime şu anda ben de katılıyorum. Evet, bir de Defne vardı, doğru ya. Tamam. Herkesin yeterince sinirleri gerildi. Teyze, bize bu gece Asiye teşekkür etmek düşer. Komşuluk hatırıdır dedi, buralara kadar geldi. Asiye Hanım'ın yatağını Meleğinkinin yanına yaptık. Ne zaman isterseniz buyurun. Mahmut uzun bir hastalığın ardından öldü. Hepimiz için çok zordu. Kızgın çıkıyorsa sesin biraz da ondan. Yarın hepimiz için çok zor bir gün olacak. Biraz dinlenelim.